Kıymetli gönül dostları, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve o kutlulardan kutlu ailesine salat ve selam ederek bugünkü inşallah konumuza başlıyoruz. Evet, bugün Efendimizin siyerinin, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının anlattığımız Gönüllerin Efendisi programının 6. bölümündeyiz. Bugün Allah nasip ederse Efendimiz henüz 6 yaşındayken, bu da güzel bir tevafuk, henüz 6 yaşındayken annesiyle beraber Medine'ye seyahat etmesi, aradan 6 yıl geçtikten sonra 12 yaşına geldiği zaman da Ebu Talip'le beraber Şam'a doğru yolculuğunda ona eşlik etmeye gayret göstereceğiz. Her sohbette dediğimiz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi daha iyi anlama, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından gerek aile hayatımıza, gerek şahsi kalp hayatımıza, gerekse de hizmet hayatımıza ait bir takım dersler, düsturlar çıkarabilmek için hayalen onun asrına gitmek, onun hayatını öğrenmek ve Allah'ın bize nazara verdiği şekliyle, hani قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونُ يُحُبْكُمُ اللّٰهِ, eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin ki Allah da sizi sevsin de, bunu herkese adeta anlat yani, dediği Allah'ın emrettiği şekliyle, evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını hayatımıza hayat kılmaya gayret göstereceğiz ve onun yolunda yürümeye azmü cezmü kast eyleyeceğiz. Evet, belki de kıyamete kadar gelecek bütün problemlerin, ama bütün problemlerin çözümünde Allah Resulü açık uçlar bırakmıştır. Bu Allah Resulü'nün aslını olduğu gibi hiç değiştirmeden bu asrı getirelim manasına gelmiyor. Bu zaten akla ve ilme terstir. Fakat Allah Resulü öyle bir hayat yaşamıştır ki işte o hayatında bizlere açık uçlar bırakmıştır. O açık uçları çok iyi yakalayacak olursak inşallah bugünün kültürel, ilmi ve sosyal gelişmesiyle beraber harmanlayabilirsek işlerimizi, problemlerimizi, insanlığın boğuştuğu, çözmekte zorlandığı birçok problemi kolaylıkla onun rehberliğinde belki de daha kolay çözmüş olacağız. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz süt annesinin yanında 4 yıl kaldıktan sonraki bir önceki dersimizde hatırlayacaksınız bunu işlemiştik. Yaklaşık olarak 4 yıl kadar kalıyor. 4 yıl kaldıktan sonra annesi Hazreti Amine'ye, o emin kadın, Efendimizin de ileride zaten biliyorsunuz sıfatı, onu öyle çağıracaklar ve öyle güvenecekler. Muhammedül Emin denilecek ona. Ve annesinin yanında 2 sene kalacak. İşte bu 2 sene içerisinde, yani 4 ve 6 yaşlar arasında Hazreti Amine annemizin gönlüne bir Medine sevdası düşecek tabiri caizse. Ve neden? Bunun 2 sebebi var. Bir, Efendimizin öz dedesi, henüz hayatta olan öz dedesinin doğduğu, büyüdüğü yer Medine'dir. Yani Abdülmuttalip Medine'de doğmuştur. Hem o büyük dayılarını, yani Neccar oğullarını belki ziyaret edecek, ama asıl o, yani evladını, biliyorsunuz daha yani anne karnındayken kaybettiği eşini Hazreti Abdullah'ı, yani Efendimizin biricik babası Abdullah'ın kabri de oradadır, Medine'dedir. Bugün mescide yakın bir yerde, mermerlerin altındadır. Gidenler, rehber arkadaşlar orada yerini de gösterirler. İşte eşinin de kabrini ziyaret edecek, belki bir yönüyle hasret giderecek onunla. Belki Efendimizin yaşı geldiği için işte senin baban buydu diye ona babasını anlatacak. Birçok hikmet vardır, bilemiyoruz. O biricik oğlunu ve yanına yardımcısı, belki henüz 20 yaşında bile olmayan, bizim Ümmü Eymen diyebildiğimiz, o günkü ismiyle Bereke'yi de yanına alarak Mekke'den Medine'ye doğru yola çıkacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki biz Medine'ye geldik. Hatta yıllar sonra, yaklaşık olarak yani 46 yıl kadar sonra, 45 yıl kadar sonra tekrar oraya geldiğinde Allah Resulü, hatta daha
uzun. Yani evet 46, belki de işte 50 yıl kadar sonra oraya geldiğinde, tekrar hicret için geldiğinde, burası Neccaroğulların tarlaları diyecek, bahçeleri, ben şu havuzda yüzme öğrendim diyecek. Sanki dün yaşamış gibi de sahabeye nerede ne yaptığını, o 6 yaşında geldiğinde nerede ne yaptığını anlatacak. Geldiği zaman Allah Resulü ve annesi Neccaroğulları'nda kalacak. Kısa bir Neccaroğulları ile alakalı bilgi vermekte fayda var. Neccaroğulları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük dedesi, daha doğrusu dedesi Abdülmuttalib'in doğduğu, büyüdüğü yerdir. Abdülmuttalib'in annesi Selma Hatun Neccaroğullarındandır. Abdülmuttalib'in babası Haşim orada Selma Hatun'la evlenecek ve arkasından da biliyorsunuz işte şeye gidecek, bugünkü Gazze, yani çok ismi geçen Gazze'ye gidecek ve orada da vefat edecek. Abdülmuttalib de tıpkı yani Efendimiz gibi öksüz ve yetim olarak doğup büyüyecek. Ve hatta bugün oraya Gazze'ye, yani Haşim'in şehri manasına gelen böyle bir sıfat kullanılır. Allah Resulü ve annesi ve Bereke orada kalacaklar ve arkasından babasının kabrini ziyaret ettikten sonra da tekrar dönecekler. Dönüş yolunda Mekke'ye uzaklığı yaklaşık olarak 180 kilometre mesafede olan veya Medine'ye uzaklığı 160-170 kilometre uzaklıkta olan Ebba köyüne geldikleri zaman annesi hastalanacak, Hazreti Amine hastalanacak. Ebba köyü o gün itibariyle Damrevoğulları'nın yaşadığı yerdir. İleride Damrevoğulları'nı çok duyacaksınız. Özellikle Habeşistan hicretlerini konuştuğumuz zaman Damrevoğulları'nı çok konuşacağız Allah nasip ederse. Damrevoğulları'nın yaşadığı bölgedir orası ve oraya yakın bir köy vardır. İsmi Ebba'dır. Bunu yani hani o meşhur şiirde şair öyle söyler. Ey Ebba'da yatan ölü der. Yani Hazreti Amine annemiz için. Ey Ebba'da yatan ölü, bahçemde açtı dünyanın en güzel gülü diyerek Efendimizin annesine adeta bir atıfta bulunur. Hastalanır orada, vefat edeceğini anlar. Yani Reşit Aylmaz abinin Efendimiz adlı bu Enfes Siyer kitabından bu kısmı sizlerle beraber okuyalım. Vefat edeceğini anlayınca o mübarek oğlunu, o biricik oğlunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz 6 yaşındadır, yanına çağırır ve o diyor ki, burada çok hoşuma gitti, biricik kuzusunu uzun uzun süzdükten sonra, yani burada şöyle düşünmek lazım, bir annenin yani babasız zaten, yani babası daha o doğmadan ölmüş olan o yetimin şimdi de öksüz kalma sırası, annesi de onu bırakıp gidecek. Annesi de artık hayatta değil ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kim olduğunu, yani doğururken onu meydana gelen mucizeleri geçen hafta incelemiştik, hatırlayacaksınız. Ve onun çok farklı bir çocuk olduğunu Halime annemiz uzun uzun Hazreti Amine annemize anlatmıştı. Ve onun yani ismini bile rüyada görerek Allah bu ismi koyacaksınız demişti Hazreti Amine'ye, oğlunun farklı bir evlat olduğunu, farklı bir insan olduğunu biliyordum. Ve bir anne ile evladının ayrılığına şahit oluyoruz hep beraber. Anne evladından ayrılıyor. Hakikaten anne ile evlat arasındaki ilişki belki yeryüzünde başka hiçbir ikili de yoktur derler büyüklerimiz. Hakikaten evlat anne için bir parça mıdır? Yüreğinin bir yarısı mıdır yani öyle? Hakikaten de evlat öksürse anne adeta kanser olur. Evlat yani nefes alamazsa annenin kalbi durur adeta. Anne ile evlat arasındaki ilişki bu. Hele bu ilişki Hazreti Amine ile kainatın iftiharı tablosu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişki ise. Hazreti Amine annemiz Efendimizin kim olduğunu, ne olduğunu çok iyi biliyor ve ona şöyle diyor. Allah seni mübarek kılsın evladım. Sen ki Meliki Mennan olan Allah'ın yardımıyla dehşetli ölüm okunun isabet etmesinden 100 deve karşılığında kurtulan babanın oğlusun. İşte biraz geriye giderek o hatırayı da isterseniz anlatalım. Yani Abdülmuttalip o kuyuyu kazarken, hangi kuyu bu? Zemzem'i kazarken, yani etraftakiler bir ümittir. Yani oradan suyun çıkacağını
hiç zannetmezler. Ama Allah'ın izniyle gördüğü bir rüya üzerine o zemzemi kazar. Ama kardeşleri, amcaları, amcasının çocukları, bu suda bizim de payımız var. Hatta o cürhümlüler oradan, huzallar oradan giderken içine altın geyik falan atmışlardır. O ganimetlerde bizim de payımız var derler. Ve o da hayır, burayı ben kazdım, burası benim hakkımdır deyince, kime güveniyorsun? Henüz bir veya iki oğlu vardır Abdülmuttalib'in. O da böyle evlatlarının çokluğuyla karşı taraf övününce, eğer bana Allah 10 erkek verirse bunlardan bir tanesini kurban edeceğim der. Ve işte o kurban etmede 10. evladı tabiri caizse isabet eder. O Efendimizin babasıdır. Onu kurban etmek için götürmek için yani kurban etmek için götürürken birisi diyecektir ki falan yerde bu türlü modin meseleleri çözen bir zat vardır, ona gidin. O kadındır. O da Şam civarında bir kadındır. Kahin veya kahine gibi bir şeydir yani öyle. Ehli vukuf gibi bugünkü. O da diyecektir ki bir tarafa işte şeyin okunu koyun Abdullah'ın, öbür tarafa 10 deve koyun. Yani Abdullah'ın ismi çıkana kadar çekmeye devam edin. Ve arkasından işte 100 deveye ulaşınca 3 kere daha yaparlar. Yine Abdullah çıkınca bu sefer işte o 100 deve. Bugün de hala Arabistan'da yani bir insan öldürmenin diyeti ve karşılığı yani 100 devedir. İnsan öldürmenin diyeti 100 devedir. İşte oraya atıfta bulunuyor Hazreti Amine. Şayet benim uykuda gördüklerim doğru ise sen celal ve kerem sahibi zat tarafından bütün varlığa peygamber olarak gönderilecek ve beklenen nebi olacaksın. Onlara helal ve haramı bildireceksin. Yani bir dinle, bir şeriatla geleceksin. Atan olan iyilik abidesi İbrahim'in getirdiklerini teslim edip tamamlayacak ve Allah'ın inatıyla sen öteden beri insanların alışkanlık peyda etmiş olduğu putlardan beri olacak. Hatta o putları sen kıracaksın. Kıymetli dinleyiciler, kıymetli izleyiciler, bundan sonrası adeta hıçkırıklı bir ağıt gibidir. Ey evladım diyecek. Canlı olan her şey her an ölümle burun burunadır. Ölür. Her yeni eskimeye mahkumdur. İşte ben bugün ölüyorum. Yaşı henüz 25'tir Hazreti Amine'nin. Ancak ismim baki kalacaktır. Çünkü ben tertemiz bir çocuk dünyaya getirdim ve bugün en hayırlı olanı arkamda bırakıyorum ve ben gidiyorum deyip Efendimizle vedalaşacaktır. Şöyle bir hakikaten düşündüğümüz zaman hakikaten çok farklı bir atmosfer, çok farklı bir iklim yani öyle. Çok farklı bir an yani annenin evladıyla vedalaşması. Bugün de hakikaten baktığımız zaman özellikle Türkiye'deki zulümden dolayı evlatlarıyla vedalaşıp Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan, evlatlarıyla yani Meriç'te tabiri caizse ölüm anında vedalaşan, çocuklarımı kurtarın diye bağırarak yani öyle arkasından kendisini o Meriç'in soğuk sularına bırakan, bırakmak zorunda kalan, hapishanelerde Rablerine yürüyen, evlatlarıyla dahi belki vedalaşamadan Rablerine yürüyen binlerce insan var. Mevla Hazreti Amine'nin yüzü suyu hürmetine, Mevla inşallah Efendimizin yüzü suyu hürmetine, onun darda kalan ümmetine, onun darda kalan ümmetinin her bir ferdine fereç ve mahreç nasip eylesin inşallah Teala. Ve Hazreti Amine annemiz vefat edince Ebva'daki köylülerin yardımıyla yani Damrıoğulları'nın yardımıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesini oraya defnedecek. Belki şu anda ekranlarınıza yansıyor. İşte yeri de bellidir, mütevazi bir kabirdir ve Allah Resulü'nü bereke götürüp Abdülmuttalib'e teslim edecek. Daha sonra Allah Resulü rivayetlerde iki veya üç kere bu kabre uğradığını biz okuyoruz. Bunlardan bir tanesinin Mekke'nin fethi esnasında oraya doğru giderken yol üstüdür zaten. Annesinin kabrinin başında duracak ve gözyaşlarına hakim olamayacaktır. Yani adeta sizde mi ya Resulallah der gibi böyle bakınca sahabe bir evladın annesine olan hasret, gözyaşları diyecek. Allah ayrı olan, ayrılmış olan bir zulüm fırtınasından dolayı birbirinden bigane kalmış, ayrılmış olan anaları, evlatları, babaları ve evlatları inşallah Teala bir an önce bir araya getirsin.
Abdülmuttalib'e teslim edecek belki onu. Abdülmuttalib'in yanında 2 yıl kalacak. O 2 yıl boyunca Abdülmuttalib, yani dedesi, onu yanından adeta hiç ayırmayacak, ama hiç ayırmayacak. Ve arkasından neden hiç ayırmayacak? Çünkü ileride o çocuğun şanının ne kadar yüce olacağını bildiği için o bütün dünyayı tabiri caizse idare edecek ve bütün dünyaya huzuru getirecek olan şeriatla geleceğini bildiği için ve onun getirdiği düsturlarla yeryüzü adeta hakikaten cennet koridorları haline geleceğini bildiği için ona idarecilik öğretecek. Hatta hakikaten yani o gün Mekke'nin idarecisi Abdülmuttalip'tir ve kavim ve kabileleri çok güzel bir denge politikasıyla Mekke'de idare etmektedir. Allah Resulü daha o yaşlarda, 6-8 yaşlarında, ondan bu yönüyle çok şey öğrenecektir. Abdülmuttalip de vefat edip gideceğini anladığı zaman bu bir hemta elması, bu kainatın yüzü suyu ümmetine yaratılmış olan, yaratılacak olan, yaratılmış olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, bu yetimi, bu öksüzü, bu bir hemta tabiri caizse paha biçilemez emaneti birine teslim etmesi gerekiyor. Bu evlatlarından biri olacak. Biliyor musunuz? Önce Ebu Leheb gelecek. Ebu Leheb yeğenimi bana ver diyecek. Ben ona bakayım. Allah Resulü'nün bütün amcaları ve halaları aynı anneden değildir. Abdülmuttalib'in 3 eşi vardır. 3 ayrı eşinden, işte yani Efendimizin 4 halasının olduğunu, işte 9 da amcasının olduğunu okuyoruz biz. İşte Ebu Leheb'in annesiyle Efendimizin annesi aynı değildir. Ama mesela Efendimizin amcası Hazreti Hamza ile halası, yani Hazreti Safiye annemizin hem anası hem babası, ana baba bir kardeşlerdir. Ve Ebu Leheb bana ver, ben bakayım Efendimiz henüz 8 yaşında. Çok isteyecek, ama düşünün ileride 32 sene sonra peygamberlik geldiği zaman baş düşman kesilecek o bir yönüyle Ebu Leheb. Ebu Leheb'e diyecek ki hayır, ben onu vereceğim insanı biliyorum diyecek. Babası, dolayısıyla da Efendimizin dedesi Abdülmuttalip, ben onu kime vereceğimi biliyorum deyip Ebu Talib'i çağıracak. Neden? Diyecek ki Ebu Leheb'e, sen sert mizaçlısın. Sen bir evlada tam sahip çıkacak belki merhamete sahip değilsin. Esasen Ebu Leheb'i derken bana göre acizane söylüyorum. Bunu Ümmü Cemil'e de söylüyor. Ebu Leheb'in eşi Ümmü Cemil. Evet, Tebbet suresinde Tebbet ya da Ebi Leheb'in geçer. Ebi Leheb'in ve Tebbe. Ebu Leheb'in ismi geçer ama eşi Ümmü Cemil'in Ümmü Cemil olmak olarak geçmez de, yani imraata, yani onun eşi de imraatuhu, yani ve imraatuhu, yani ve imraatuhu, yani onun eşi de işte Ebu Leheb'in akıbetine uğrayacak diye geçer. Ve siz ikiniz bunu üzebilirsiniz. Buna müşfik, şefkatle yaklaşan ve dikkat edin bir anne gibi onu adeta bağrına basan veya basacak birisi lazım diyecek. Ve Ebu Talib'i yanına çağıracak. Çünkü hem oğlu Ebu Talib'i çok iyi tanıyor, hem de gelini Fatıma binti Esed'i çok iyi tanıyor. Fatıma binti Esed, Efendimizin annemden sonra annem dediği Fatıma binti Esed'i yanına çağıracak. Ve diyecek ki bu emanet artık size ait. Ve Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem işte Ebu Talib'in yanındaki evindeki günleri başlayacak. Ne kadar biliyor musunuz? Allah Resulü 8 yaşında Ebu Talib'in evine girecek ve tam 17 yıl evlenene kadar, 25 yaşına kadar annemden sonra annem dediği ve çok sevdiği Fatıma binti Esed'in yanında kalacak. Bir iki cümleyle Fatıma binti Esed'den bahsedecek ve Efendimizin Şam yolculuğunu bir sonraki bölüme erteleyerek sohbeti Fatıma binti Esed'den sonra noktalamaya çalışacağım. Fatıma binti Esed, Ebu Talib'in eşi, Hazreti Ali'nin, Hazreti Cafer'in, Ümmü Hani'nin, Talib'in, Akil'in anneleri. Evet, ilk Müslümanlardan. Ebu Talib Müslüman olmamış ama ilk Müslümanlardan dedim Fatıma binti Esed için. Efendimizin yengesi, yani Ebu Talib'in eşi için, Hazreti Ali'nin annesi için. Ümmü Ali diyebilirsiniz, Ümmü Cafer diyebilirsiniz. Ama
Ebu Talip eşinin de, Hazreti Cafer'in de, Hazreti Ali'nin de Müslüman olmasına karışmadığı gibi hatta teşvik bile etmiştir yani. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu kutlu kadın, bu mübarek kadın öyle güzel annelik yapmıştır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir altı kadın var ki onlara annemden sonra annem demiştir. Yani ve annem diye, anneciğim diye hitap etmiştir. Bunlar Hazreti Amine annemiz, onu doğuran. Sonra ikinci hemen ilk süt emziren Hazreti Süveybe annemiz ve asıl süt annesi Hazreti Halime annemiz ve onun dadısı ve bakıcısı Bereke Ümmü Eymen annemiz. Ve annemden sonra annem dediği ve 17 yıl. Hatta ondan sonra da bırakmamıştır. Kız istemeye diyelim isterseniz yani. Onun evliliğine vesile olmuş Hazreti Hatice validemizle beraber. Bütün düğün hazırlıklarını o yapmıştır. Evlenip gittikten sonra da bir evladı ziyaret ediyor gibi sürekli ziyaret etmiş. Sonra da zaten Efendimiz de dünür olmuşlardır. Fatıma binti Esed'in oğlu Hazreti Ali, Efendimizin kızı Hazreti Fatıma ile evlenmiş ve Efendimiz'le de bir dünürlük ilişkisi kurmuşlardı. Efendimiz onun evinde büyüyor biliyorsunuz. Bir de Fatıma binti Esed 5, altıncısı yeri geldiği zaman anlatacağız Hazreti Fatıma annemiz. Hazreti Fatıma annemiz Efendimiz'e kendi kızıdır ama adeta bir yani böyle anne gibi davranırdı. Efendimiz de bazen şöyle tatlı takılırdı ona. Derdi ki ona ımmah yani anneciğim diyerek takılırdı ona. Ne güzel o takılmalara canlarımız kurban olsun. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten yani o şefkat kahramanı yani Fatıma binti Esed'in yanında büyüyor. Kendisi anlatıyor. İsterseniz vefatı üzerinden anlatayım. İlk Müslümanlardan oğullarına hakikaten çok güzel evlatlar yetiştirmiş Hazreti Ali gibi, Hazreti Cafer gibi. Herkes gibi o da hicret ediyor. Yani eşi Ebu Talib'in vefatından sonra bir daha evlenmiyor. Ebu Talib'in vefat ettiği seneye biz hüzün senesi diyoruz. İleride işleyeceğiz. Ve herkes gibi o da hicret ediyor. Ve hicretin 5. yılında vefat ediyor. Henüz oğlunu Hazreti Ali'yi Hazreti Fatıma ile evlendireli 2 yıl veya 3 yıl kadar bir süre geçtikten sonra vefat ediyor. Efendimiz hiçbir kadına, hiçbir insana yapmadığı bir şey yapıyor. Mezarı kazılırken hep başında. Bir hüzün atmosferi içerisinde. Mezar kazıldıktan sonra mezarın içerisine giriyor, yatıyor bir müddet ve çıkıyor. Gömleğini çıkarıyor diyor ki bununla kefenleyin ve bununla gömün. O kadar hassas, o kadar titiz davranıyor ki Hazreti Ömer'in bu çok dikkatini çekiyor. Diyor ki ya Resulallah hiç kimseye yapmadığınız bir şey yaptınız bu kadına. Yani belki de biz öğrenelim. Tabiri caizse yani hayırlı bir evlat anasına nasıl davranmalı bunu öğretmesi için, bunu vaaz etmesi için Hazreti Ömer soruyunca Efendimiz diyor ki hakikaten böyle çağların alnına yazılsa yeridir. Diyor ki Ömer bu kadın benim annemden sonra annemdi. Bana bir anne gibi baktı adeta. O evlatlarını yedirmeden beni yedirirdi. Onları giydirmeden beni giydirirdi. Yiyecek bir şey bulduğu zaman ekstradan bir şey onu saklardı, bana verirdi. Beni yıkardı, beni giydirirdi. Bana öyle bakardı, o benim der böyle hislenerek ve duygulanarak. O benim annemden sonra annemdi ey Ömer. Ben gömleğimi verdim ki kefen olarak cehennemin ateşi ona dokunmasın. Ben yattım ki böyle mezarın içerisine mezar onu sıkmasın diye der. İsterseniz zaman makarasını biraz geriye doğru sardıralım. Efendimizin bu kadına, yengesine, kendisini büyüten annemden sonra annem dediği Fatıma binti Esed'i o kadar sever ki dördüncü kızı Hazreti Fatıma annemiz dünyaya geldiğinde önce Zeynep, sonra Rukayya, sonra Ümmü Gülsüm, sonra Hazreti Fatıma Efendimiz 35 yaşındayken doğunca Hazreti Hatice annemiz diyor ki İstedim ki bu kızıma yani yeni doğum yaptım bu kızıma annemin ismini vereyim. O geldi. Eşinden bahsediyor Efendimiz'den. Henüz peygamber değil. Kucağına aldı ve dedi ki ben annemden sonra annem dediğim annemin ismini vereceğim. Ben biraz böyle hafif durakladım ve dedi ki benim bu kızımın ismini ne ben annemin ismini veriyorum. Fatıma ismini veriyorum. Evet, kendisini bir anne gibi büyüten yengesinin ismini vermişti. İşte Hazreti Fatıma annemizin ismi, Efendimizin o biricik annem diye hitap ettiği
yengesinin ismidir. Esasen Efendimiz bir yönüyle söylenir herhalde burada. Bir taşla iki kuş vurmuştu. Evet, aynı zamanda da Hazreti Hatice annemizin annesinin de ismini koymuştu. Çünkü Hazreti Hatice annemizin de annesinin ismi Fatıma'ydı. Yani hem kayınvalidesinin ismini koymuş oldu, hem annesi gibi sevdiği, onu 8 yaşından 25 yaşına kadar büyüten Hazreti Fatıma binti Esed'in ismini koymuştu. Evet, bir duayla bitirelim. Bugün hakikaten Türkiye'de binlerce, on binlerce yetim var. Biz bu yani programımızın bu bölümünü çekerken, çekmeden bir iki gün önce Türkiye'de yine 81 ayrı ilde yaklaşık 7-8 aydır yürütülen güya bir soruşturmayla 700'e yakın mazlum ve mağdurun evlerine ateş düşürdü zalimler topluluğu, kötülük imparatorluğu. Evet, adeta yine çocukları yetim bıraktılar bir kez daha. Yine o yetimlerin gözyaşlarının o topraklara akmasını sağladılar. Biz her şeye rağmen o arkadaşlarımız yani iyilik yapmak için, o yetimlerin başını okşamak için, o yetimleri sevindirmek için kendi aralarında topladıkları o yardımları o mazlumlara ve mağdurlara ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıkları için terörist muamelesi gördüler. Asıl terörist işte o insanı ve insanlığı öldüren, onları tutuklamak için kumpaslar ve tuzaklar kuranlardır. Bu da bu kadarcığı da burada dursun. Efendimiz de öksüzdü ve yetimdi. Fatıma binti Esed ona çok çok iyi baktı. Bugün bizler de şahidiz ki evet tıpkı Efendimiz gibi yetim olanların başını okşamak için, onlara annelerinin babalarının yokluğunu göstermemek için çırpınan, hakikaten iyiliği ve insanlığı temsil eden binlerce, on binlerce bütün zor şartlara rağmen arkadaşlarımız var. Mevla o arkadaşlarımızı korusun ve muhafaza buyursun. Mevla öksüzlerin ve yetimlerin bir an önce öksüzlüğünü ve yetimlediğini gidersin. Onları sevdiklerine kavuştursun. Sevdalara kan sıçratan şu süreci bir an evvel bitirsin ve inşallah hakiki huzuru ülkemizde yeniden halk eylesin diyor ve bu haftalıkta sohbetimizi burada bitiriyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.